Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenine hoş geldiniz. Ege Üniversitesi Medya Merkezi'nden canlı olarak yayınlanan bültenimizde üniversitemizden haberlerle karşınızdayız. Ege Üniversitesi liderliğinde bir araya gelen bilim insanları, akciğer kanserinin teşhisini soluk havası yoluyla yapabilecek önemli bir proje imza attı. Çalışma Türkiye'de ilk, dünyada ise üçüncü proje oldu. Akciğer kanserinin teşhisinde önemli bir dönüm noktası olan çalışma sayesinde soluk havası sıvı hale getirilerek kanser teşhis edilebilecek. Ege Üniversitesi liderliğinde 5 ülke, 9 üniversite ve 14 fakülteden 28 araştırmacının bir araya gelerek yürüttüğü çalışma, akciğer kanserinin teşhisinde yeni bir yönteme öncülük edecek. Proje sorumlusu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Göksel, akciğer kanserinde en uygun tedavi seçeneğinin belirlenebilmesi için hastalığın yapısının ortaya konması gerektiğini vurguladı. Biz ne yaptık bu projede? Akciğer kanserinin tanı ve izleminde soluk havasını sıvı haline getirip bunda genetik analizlerini yaptık ve ilk defa Türkiye'de bunu göstermiş olduk. İlk olmasından yanı sıra hani temel bilimlerle uygulamalı bilimler, tıp biliminden farklı disiplinlerin bir arada yürüttüğü ender projelerden biri. TÜBİTAK da bu projeyi çok destekledi. 1 milyon 800 bin lira destek verdi. Bu kapsamda 28 araştırmacı ortak olarak çalıştı. Bu bize ne sağlayacak? Özellikle akciğer kanserinin izleminde riskli olmayan yöntemlerde elde edilen örneklerden hastayı eş zamanlı, aynı zaman real time dediğimiz eş zamanlı olarak genetik haritasını çıkarıyor olacağız ve tedaviyi yönetebiliyor olacağız. Esas en büyük etkisi bu. Projede görev alan araştırmacılarla bir araya gelen Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Ege Üniversitesi'nin liderliğinde yine bir ilke imza atıldığını belirterek, bu yöntemin akciğer kanseri teşhis ve tedavisinde çığır açacağını düşünüyoruz. Akademisyenlerimizi bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum dedi. Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan basketbol kulübünde oyuncu olarak lisans verilen Rektör Profesör Doktor Necdet Budak ilk resmi maçını Mavi Ege Spor Kulübü'ne karşı oynadı. İzmir Büyük Erkekler Basketbol Ligi müsabakasında oynanan maçta Profesör Doktor Budak'ın takımı 76-45 galip geldi. Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, Rektör Profesör Doktor Necdet Budak'ın göreve başlamasının ardından yenilenerek sporun çeşitli alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Sporu her alanda desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Rektör Budak, öğrencilere üniversitelerde diploma eğitiminin yanı sıra spor yaşamında da aktif olmaları tavsiyesinde bulundu. Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün biz Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak sil baştan tekrar yeniden kurduk ve branşları oluşturduk. Bunlardan bir tanesi de basketbol. Ben de Ege Üniversitesi Rektörü olarak lisans çıkarttım ve öğrencilerimizle birlikte amatör kümede yarışmaya başladık. Takımımız gayet iyi gidiyor ama bizim temel amacımız burada rektörlük yönetimi olarak Türkiye'de üniversitelerde diploma eğitimin yanı sıra öğrencilerimizin spor yaşamında olabildiğince en iyi şekilde yapmalarını sağlamak. Takımının 76-45 galip geldiği maçta 14 sayı ve 12 asistlik katkı sağlayan Rektör Profesör Doktor Budak, bir rektörün üniversite takımında yer alarak amatör kümedeki maçlarda sahaya çıkmasının gençlerimize örnek olmak adına önemli olduğunu düşünüyorum, dedi. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Yunus Emre Işık tarafından yazılan fantastik roman Lütfedilmiş kitapçılardaki yerini aldı. Yazmanın hayatında önemli yeri olduğunu söyleyen Işık, romanı 7 yılda tamamladığını söyledi. Yunus Emre Işık tarafından yazılan Lütfedilmiş adlı fantastik kurgu romanı, Toprak Ana'nın insanların betonlarla yüzünü örtmesi sonrasında kadim güçlerini kullanarak bir grup insanı kendi oluşturduğu diyarına hapsetmesini anlatıyor. Kitabım Toprak Ana'nın insanların asfaltlarla ve kaldırımlarla betonlarla yüzünü örtmesine karşın kadim güçlerini kullanarak bir grup insanı kendi oluşturduğu diyarına, gezegenvari asteroidine hapsetmesiyle ilgili. Burada insanlar başka varlıklarla ve büyüyle yaşama gözlerini açıyorlar ve dünya topraklarındaki o hakimiyetleri yerle bir oluyor. Onlarla yaşamayı öğreniyorlar. Aradan yıllar geçiyor. 440 yılı boyunca yine bölünüyorlar, yine gruplaşıyorlar. Fantastik kurgu romanını 7 yılda tamamladığını belirten Yunus Emre Işık, bu süre boyunca filmler izlemenin, mitolojik araştırmalar yapmanın ve kitaplar okumanın kendisini düşünsel olarak beslediğine vurgu yaptı.
Yazım süreci 7 yıl kadar sürdü. 2 yıl sadece kurgu aşaması, kafamda oluşması, gelişmesi, işte mitolojik araştırmalar, neler ekleyebilirim, neler çıkartabilirim, izlediğim filmler, kitap, okuduğum kitaplar, ne farklı olur, neyi özgün yapabilirim ya da neyi klişelere bağlı kalarak yapmalıyım diye kafamda oluşturmakla 2 yılı geçirdim. Daha sonra 2015 yılında da 2014'ün sonuna doğru yazmaya başladım hikayeyi. İnternet ortamında yazmaya başladım. Bu şekilde bir 7 yıllık bir süreci var toplam. Ege Üniversitesi Medya Merkezi'nden canlı olarak yayınlanan haber bültenimizin sonuna geldik. Mutlu günler dileriz.